Evet, değerli arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Plan Bütçe Komisyonumuz saat 11 itibariyle bir özel kanun görüşmesi yapıyor. Afet yeniden imar fonunu kuruyoruz. Bununla neyi amaçlıyoruz arkadaşlar? Olma ihtimali, efendim, hayatın her anı bizim için cari olan bir takım afetlerin önüne geçmesek bile sonrasında o yaraları sarmak için bir fonun oluşması lazım. Hazırlıklı olmak lazım. Dolayısıyla böyle bir çalışma yapıyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından toplanacak afete dönük, afetlere dönük yardımlar bu fonda toplanacak. Ve bu Sayıştay'ın denetimine tabi olacak. Dahasını söyleyeyim arkadaşlar. Bağımsız denetçiler de bu fonda toplanan paraları denetleyecekler. Böylesine geniş şumullü, efendim, şu yaşanan hadiseden de alınan dersten sonra yapılması gerekendir. Buna dönük yukarıda çalışma yapıyoruz. Bir şeye vurgu yaptık arkadaşlar. Biz bugüne kadar 20 küsur yıldır neye ihtiyaç duyuluyor? Ona dönük mutlaka kanuni düzenleme yapıyoruz. Muhalefet ne yapıyor? Onlar da bir teviye buna karşı çıkıyorlar. Şimdi yukarıda da aynı tartışmalar yaşandı. Yani buna bile, böyle bir fon kurulmasına bile tahammülleri yok ya da buna dönük bile bir tenkit getiriyorlar ya, pes diyoruz arkadaşlar. Biz bunları yaparken arzu ettiğimiz şey şudur, muhalefet de bu nevi'den çalışmalara destek versin. Muhalefet hiçbir zaman, ama hiçbir zaman bu nevi'den bir yaklaşım koymamıştır. Ne yapıyorlar arkadaşlar? Milleti aldatmaya dönük tarzı hayata sundular. Bugüne kadar hep bunu yaptılar. Bakın, şu anda seçimleri 2 ay var ve Millet İttifakı, altılı masa daha önce dillendirdiklerinin tam tersini yapar hale gelmiş durumda. Daha önce ne diyorlardı? Bir partinin genel başkanı, cumhurbaşkanı adayı olamaz diyorlardı, değil mi? Şimdi, efendim, ben cumhurbaşkanı adayı oldum. Öyleyse partinin genel başkanlığından istifa ediyorum diyen bir Kemal Kılıçdaroğlu gördünüz mü arkadaşlar? Dahasını söyleyeyim arkadaşlar. Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyleyen 5 lider var. Onlar partilerinden istifa edecekler mi? Genel başkanlıktan istifa edecekler mi? Hani bunlar parlamenter sistemi savunuyorlardı? Parlamenter sisteme dönük dillendirmeleri vardı. Bunu hep aldatma zemininde yaptılar ve şimdi de bu aşikar oldu arkadaşlar. Samimiyet yok diyorum ya. Bakın, bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şunu söyledi liderler, parti liderleri şunu söylediler. Efendim, biz cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımız için milletvekili adayı olmayacağız. Böyle bir dillendirme yaptılar. Oysa hakikat şu arkadaşlar. Bunlar kendi partilerinden aday olsalar oralardan milletvekili seçilemeyecekler. Hiçbiri seçilemeyecek. Yani İyi Parti'yi bu işin dışına koyuyorum. Diğerleri tamamı liderlerini seçemeyecek kadar oy oranları düşük partiler. Şimdi bunu kamufle edebilmek için ne diyorlar? Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağımız için milletvekili adayı olamıyoruz. Onlara bir çağrıda bulunuyorum. Onun da boyunuzun ölçüsünü alın. Ha, CHP'nin listelerinden aday olursanız yarın CHP'nin milletvekili adayı diye tarif göreceğinizden de korkuyorsunuz. Ondan da çekiniyorsunuz. Kendi listelerinizde seçilemeyeceğinizi biliyorsunuz. Böyle bir yol buldunuz kendinize. Ucuz siyaset, ucuz arkadaşlar. Yaptıkları bu. Ve bu ucuz siyasetin sonucu nereye geldi arkadaşlar? Bakın, HDP şekillendiriyor bunları. HDP bunların tarzlarını belirliyor. Şimdi Selahattin Demirtaş hapishaneden bunlara mektupla ayar veriyor. İyi Parti'ye tıpkı Fatma Kurtalan gibi, aynen onun dillendirdikleri bundan birkaç sene önce İyi Partililere, İyi Parti Grup Başkan Vekiline vermiş olduğu ayar gibi şimdi mektupla tamamına Meral Akşener'e ayar veriyor. Ve sualler açıyor. Sen diyor, ben seni desteklemem için, benim seni desteklemem için bana söyleyeceklerin yok mu diyor. Hadi bakalım, biz de şuradan dillendirelim, buradan efendim çağrıda bulunan. İyi Partililer, Selahattin Demirtaş'ın bu söylemlerine, bu taleplerine ne diyorsunuz? HDP ile ortaklığınızı
hangi gün aşikar edeceksiniz? HDP böyle bir beklenti içerisinde. Bizimle ortak olduğunuzu açıklamak durumundasınız anlamına gelecek şeyler söylüyor. Ve CHP ne zaman görüşecek HDP ile? Yani amiyane ifadesiyle halk dilinde söyleniyor ya, yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal misali. Şu anda CHP de iki arada bir derede kalmış. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. HDP'ye dönüp bir tebessüm yapsak geniş halk kitleleri tepki gösterecekler. CHP'nin kendi tabanında, İyi Parti'nin kendi tabanında, Saadet Partisi'nde her kesimden tepki görecekler. Yapmasalar Selahattin Demirtaş aportta bekliyor. Fırça atıyor açık açık. Çok aleni bir biçimde bunlara fırça atıyor. Ya gelip bizimle görüşeceksiniz, bize temenni çakacaksınız, bize efendim birlikteliğimizi kamuoyu önünde açıklar hale geleceksiniz. Ya da olacakları siz düşünün diyorlar. Şimdi böylesine bir garabet içerisindeler, böylesine bir acayip efendim ortaklık hali içerisindeler. Hep söyledik ki arkadaşlar, samimi olunsa, önceden ilkeler belirlense, önceden yapılacaklar filan çok açık bir biçimde topluma deklare edilse hiç bu problemleri yaşamazlar. Değiller, samimi değiller. Ve o yüzden de şu anda debelenme durumuna düşmüşler. Hadi bekliyoruz bakalım. HDP ile ortaklıklarını hangi zemine koyacaklar? Meral Akşener, CHP görüşebilir ama asla masaya almayız diyor. Bu ne demektir? Bu HDP'yi aslında çok aşağılamaktır. HDP'liler de diyor ki siz bizi aşağılıyorsunuz. Bunu asla kabul etmeyiz. Bizimle görüşeceksiniz. Ve sadece CHP'nin görüşmesini de efendim kabul etmiyorlar. Sadece CHP görüşürse biz bununla yetiniriz de demiyorlar. Bu masanın tamamı bizi kabul etmek zorunda diyorlar. Hadi bakalım. Bekliyoruz. Bekliyoruz bakalım ne yapacaklar. Ve arkadaşlar biz şu zeminde bile vatandaşa nasıl hizmet ederiz onun gayretindeyiz. Yatırımları kesmeden, yatırımlara efendim ara vermeden devam ediyoruz. Bakın Erzurum özeli için özellikle arkadaşlar bir paylaşımda bulunmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Bir Cumhurbaşkanı kararıyla Erzurum'da Söylemez Barajı'nın vira bismillah demiştik ama altyapısı oluşsun diye efendim Söylemez Barajı bütün aşikar olsun diye ilerleyen zamanlarda çok daha netleşsin diye orada bir altyapı çalışmaları ihtiyacı vardı. İşte buna dönük Sayın Cumhurbaşkanımızın almış olduğu bir karar var. Kararı sizlerle paylaşmak istiyorum. Aslında üzerinden zaman geçti. Daha önce de burada dillendirecektim ama deprem geldi. Depremden dolayı bu işi erteledik. Şimdi not düşeceğim. 6716 sayılı karar ile Sayın Cumhurbaşkanımız yayınladı bunu. 35.000 hektarlık tarım alanında sulu tarım yapma imkanı sağlayacak olan Söylemez Barajı'nın sulama sahasındaki Pasinler ilçemize ait arkadaşlar 26 mahalle, köy. Horasan ilçemize ait 23 mahalle, köy. Ve Köprüköy ilçemize ait 12 mahalle, köy. Buralarda arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılmasına karar verilmiştir. 35.000 hektar arkadaşlar. Ve bunun maliyet olarak yani yapılacak hizmetlere dönük harcamaların toplamı 500 milyon civarında oluyor. İlerleyen zamanda bunun 2 milyara bali olacağı da ifade ediliyor. Bununla beraber ne yapacağız arkadaşlar? Drenaj çalışmaları yapacağız. Arazi tesviyesi yapacağız. Ve oradaki bütün zemini baraj yapılır hale getireceğiz. Düzgün bir efendim ortam oluşturacağız. Hangi köylerde bunu yapacağız arkadaşlar? Bunu özellikle dillendirmek istiyorum. Pasinler'de arkadaşlar. Ağcalar, Altınbaşak, Alvar, Aşıtlar, Bahçeli Evler, Büyükdere, Çiçekli, Çöyender, Gölciğez, Kaplıcalar, Kasımpaşa, Kevenlik, Kurban Çayırı, Otluk Kapı, Ovaköy, Övenler, Paşabey, Porsuk, Sunak, Şehit Burak Karakoç, Taşkaynak, Tepecik, Uzunark, Yastıktepe, Yiğitbaşı, Yukarı Çakmak, Adnan Menderes, Azapköy, Camii Kebir, Çamurlu,
Çiftlik Köy, Dalbaşı, Değirmenler Köyleri arkadaşlar. Horasan'da Dönek, Esentepe, Fatih Sultan Mehmet, Gündeğer, Hasan Baba, Hızır İlyas, Karaçuha, Kırık, Kırk Dikme, Kırk Gözeler, Kükürtlü, Mümtaz Turan, Pınarlı, Recep Tayyip Erdoğan ve Şerefiye. Bunun yanında Yüzören de buna ilave edilmiş. Köprüköy'de arkadaşlar Ağacaşar, Buğdaylı, Cami Kebir, Eğirmez, Emre, Kıyı Konak, Pekecik, Soğuk Su, Şehitler, Yalan, Yapağılı, Yukarı Söğütlü köyleri ve mahalleleri arkadaşlar. Bundan istifade edecekler. Buralara hayırlı olsun diyorum. Köylerimize, ilçelerimize, Erzurumumuza hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza tekraren minnettarlığımızın altını çiziyoruz. Şu zeminde bile bakın arkadaşlar seçime gidiyoruz. Deprem yaşandı, çok ciddi efendim bütçeden aktarımlar yapılıyor ama olsun, millet huzur bulsun diye yatırımlara da hız kesmeden devam ediyoruz. Ben tekraren teşekkür ediyorum. Hepinize saygı sunuyorum. Sual varsa alırım.